Facebook'ta dropshipping nasıl yapılır? Herkese merhaba arkadaşlar, ben Akın Yılmaz. Bu eğitim videosunda sizlerle beraber nasıl sıfır parayla başlangıç olarak ürünlerinizi Facebook'a nasıl yükleyebilir? Ücretsiz trafikle, organik trafikle nasıl ürünlerinizi sıfırdan başlayarak satabilirsiniz? Eğer ev hanımıysanız, öğrenciyseniz ve gerçekten ekstra bir iş ya da part-time bir gelir sağlamak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlediğinize emin olun. Çünkü artık Facebook Dropshipping'de 100 milyar, 200 milyar, belki yarım milyon gibi bir paraları kazanmak çok kolay. Neden mi? Videoyu sonuna kadar izlediğinizde bunu anlayacaksınız. Bugün sizlere ilk önce yapacağımız sistemin nasıl çalışacağını, nasıl uygulamalı olarak yapabileceğinizi, ardından da yapılan sonuçları göstereceğim. Şimdi ilk önce başlangıç olarak ne yapacağız? Ürün satmak istiyorsunuz ama yeterli paranız yok ya da nasıl satılacağını bilmiyorsunuz. Ya da herhangi bir şekilde korkuyorsunuz yatırım yapmaktan. Çok normal. Ben de yıllar önce böyle düşünüyordum. Her nasılsa bugünkü yapacağımız sistemde şimdi size göstereceğim toptancılardan ürünleri alıp Facebook'a normalde fotoğraf çekmek yerine ürünlerimizin fotoğraflarını yükleyeceğiz. Ve ürünler satıldığı zaman ürünlerin fiyatını müşterilerden alıp aldığımız parayı da ürünleri satın alıp müşteriye göndereceğiz. Nasıl mı? Bu kadar dropshipping sistemi kolay çalışıyor. Sizlere adım adım göstereceğim. Yıllar önce Facebook dropshipping ilk videosunu Türkiye'ye çektiğimde arkadaşlar bu ticareti başlayan çok az insan vardı. Bugün gerçekten belki yaklaşık 20-30 bin kişi Facebook Marketplace'te satış yapıyor. Ve çok ciddi anlamda cirolara ulaşıyor. Bunlardan biri neden siz olmayasınız? Bilmiyorum diye üzülmeyin, çünkü bugün göstereceğim bu taktik sizleri sıfırdan profesyonel bir satıcı haline gelecek bir eğitim sunacak. Şimdi hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk önce sizlere göstermek istediğim bir yazılım var. Bu yazılım arkadaşlar, tabii bunun gibi yazılımlar var, başka yazılımları da kullanabilirsiniz ama bu yazılımlar sizlere arkadaşlar ürünlerinizi listelemenizi sağlıyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz eBay, Amazon, Home Depot, AliExpress, Vico, Costco, C-Smith, IKEA, George. Burada gördüğünüz daha da çok toptancı var arkadaşlar. Şimdi bu toptancılarla biz gideceğiz, ürün bulacağız. Bulmuş olduğumuz ürünleri, hangisi daha çok satıyorsa Facebook'a yükleyeceğiz. Facebook'a yükledikten sonra satıldığında müşteri bize parayı gönderecek ve biz bu ürünleri alıp göndereceğiz. Şimdi bu ürünleri nasıl bulacağız arkadaşlar? Diyelim ki eBay'de satan ürünleri bulmak istiyoruz. Hemen tıklıyoruz buraya. eBay'de satan ürünleri bulmak için arkadaşlar ben hemen Digital Market Mentoring'e gidiyorum. Ücretsiz bir yazılım olan arkadaşlar ürün araştırma yazılımını kullanıyorum. Eğer paranız yoksa ya da farklı bir şey yapmak istiyorsanız buradan da bakabilirsiniz. Ya da Watchlist gibi arkadaşlar böyle internet sitelerinde eBay'in en çok satan ürünlerini bulabilirsiniz. Ya da son olarak Therapeutic gibi yazılımları kullanarak da arkadaşlar eBay'de en çok satan ürünleri bulabilirsiniz. Çok option var. Yani ben sadece bunlardan birkaç tanesini gösteriyorum. Mümkün olduğu da en videonun başında dediğim gibi de ücretsiz olanlarını göstermeye çalışıyorum. Therapeutic'de dükkanınız olduğu sürece ücretsiz. Tamam, buraya geldik. Diyelim ki en çok ben pet kategorisinde bir şey satmak istiyorum. Basit insanların alabileceği 20 ile 50 pound arası ürünler bakıyorum. Çünkü müşteriler çoğu zaman yüksek paraları göndermeyebilir. Ben burada bakıyorum en çok şu ürün satılmış, bu ürün satılmış, bu ürün satılmış. Ben biraz daha böyle ortalama olarak bana 5-10 pound bırakacak ürün başına ürünlere bakıyorum. O yüzden böyle ucuz ürünler yerine arkadaşlar biraz daha pahalı ürünlerden bakmaya devam ediyorum. 1000 pound gibi bir ürün bakmayacağım. Çünkü bunların satışı biraz sıkıntılı, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tane ürün buldum mesela burada. Şu ürün, hemen gidiyorum eBay'de bakıyorum. Ne kadarmış? 259 pound'a yakın bir ürün. Eğer bu ürün hakkında satış yapmak istiyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. Şimdi Zdrop'u arkadaşlar indirdikten ve login olduktan sonraki 7 günlük deneme sürümü 1 dolar. Ondan sonra 16.99, yanlış bilmiyorsam. Buradan fiyatlandırmaya baktığımızda arkadaşlar 16.99 aylık bir parası var. 7 günde sınırsız bir listeleme hakkı var. Bu PayPal ya da kredi kartınızda olabiliyor. Bu yazılıma şu sağ üst köşeden sign up bölümünden kayıt olabilir.
Kayıt olduktan sonraki arkadaşlar işlemlerde size verilen hesap bilgili işleminizi yapabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra unutmamanız gereken bir nokta daha var arkadaşlar. Buradan extension'ı indirmeniz ve buradan da extension'a kayıt olmanız gerekiyor. Extension şurada gözüküyor. Kayıt olduktan sonraki süreçte yapacağınız tek şey arkadaşlar bulduğunuz ürünleri listelemek. Bundan sonraki süre içerisindeki süreç çok ama çok basit başlıyor. Peki insanlar neden eBay'den gelip de almıyor, bizden alacak arkadaşlar? Ürünlerinizin hashtaglerini ve diğer şeylerini öyle güzel yapacağız ki Facebook'ta alışveriş yapmak isteyen insanlar direkt karşısına bir çıkacağız. Hatta en önemli şeylerden bir tanesi, çoğu yeni başlayan arkadaşın gözden kaçırdığı en önemli şeylerden bir tanesi, eğer cep telefonunuzdan Facebook kullanıyorsanız arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle her zaman Facebook'a girip Marketplace kısmına girdiğinizde sizin karşınıza getirdiği, şuradan görebiliyorsanız, karşınıza getirdiği ürünlere detaylı şekilde bakın. Çünkü bu ürünler çok ama çok satıyor. Özellikle benim Messenger bölümüne baktığınızda inanılmaz derecede satış ürünleri gelmiş. Şu an gördüğüm kadarıyla Facebook Marketplace'te en çok satan ürünler genellikle ev kategorisindeki olan ürünler arkadaşlar. Fakat ben burada şu an en çok satmak istediğim pet kategorisi. Çünkü İngiltere'de çok petle ilgili ürünler var. Tabii siz ne satmak istiyorsanız onları da satabilirsiniz. Ben tekrardan başa getiriyorum bunu. Ve son 7 günlük olacak şekilde arkadaşlar hemen bu ürünleri açıyorum. Şimdi son bir dikkat edilmesi gereken nokta daha var arkadaşlar. Ürünlerinizi istediğiniz kadar listelemeyin Facebook'ta. Her hesap için günlük ortalama olarak 10-15 tane ürün listeleyin. Çünkü aksi takdirde ürünler sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu birinci senaryo. Şimdi gelin hep beraber başlayalım. Umarım bir Facebook hesabınız vardır. Çünkü bu eğitimde nasıl Facebook hesabı açılır diye göstermeyeceğim. Facebook hesabınız varsa lokasyonunuzu İngiltere GPS, fake GPS application'larla Londra üzerinde gösterebilir ve hesabınızdaki GPS takibini kapattıktan sonra ürünlerinizi Londra üzerinden listeleyebilir, müşterilerden mesaj alabilirsiniz. Bunu ben eğitim içerisinde çok detaylı anlattım. Bu ticareti ciddiye almak ve ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız oradan da inceleyebilirsiniz. Şimdi geldim, ürünü buldum arkadaşlar. Ürün mümkün mertebe bulduğunuz ürünler, mesela diyelim ki şu ürün olsun. Şimdi çok detaya girmeyeceğim ürün araştırmayı ilgili. Diyor ki burada 10.15. Bu ürün çok fazla satmamış arkadaşlar. Bakın burada hiç satışı da yok. Bana satan ürün lazım. Satan ürünü bulmak için tekrar dediğim gibi buraya gelebilir, kategori araştırabilirsiniz. Eğer bu yoksa da ben zaten satan ürünleri hep veriyorum eğitimin içerisinde, sizlerle paylaşıyorum. Bu ürünleri de listeleyebilirsiniz arkadaşlar. Geliyorum ben buraya. Bakıyorum en çok hangi ürün satmış. Mesela şu kamera şu an eBay'de en çok satan ürünlerden bir tanesi. Ama stok da bitmiş. Başka bir ürün var mı, ona bakalım. Auction'ları gösteriyor genellikle şu an bize, benim gördüğüm kadarıyla. Hemen bakalım. Fix price. Bize fix price lazım. Yani auction değil de fix olarak satılmış ürünler. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Fix price motor çıktı 15.000 pound'a. Okey, çok uzatmayalım ürün araştırmayı. Ben çünkü çok seviyorum ürün araştırmayı ve gerçekten haz alıyorum. Mümkün mertebe ürünlerinizi listelerken 20 ile 50 puan arasında olmasına dikkat gösterin arkadaşlar. Çünkü ne yapacağınızı bilmiyorsanız dolandırılma ihtimaliniz var bu ticarette, ya da herhangi bir şekilde başınıza bir şey gelmesini ben hiç istemiyorum. Ne olabilir? Ürünü gönderirseniz müşteri parayı göndermez ya da bankasını arar paramı aldı diye. Böyle senaryolar oluyor. O yüzden biz TrackerFace'den takip numarasını çevirtip müşterilere gönderdiğimiz için müşteri bir şey de ifade edemiyor. O yüzden TrackerFace'de kullanmadıysanız www.trackerface.com internet sayfasına giderek detaylı şekilde araştırabilirsiniz. Peki, eğer eBay'den böyle bulmak istiyorsanız eBay'den bulabilirsiniz. Aynı şekilde Amazon'a gelebilirsiniz. Amazon'da da en çok satan ürünleri de aynı şekilde listeleyebilirsiniz. Sol tarafta bestseller var. Ben kişisel olarak Etsy'den yüklüyorum arkadaşlar ağırlıklı olarak. Ama hani burada sadece örnek amaçlı gösterdiğim için sizlere şu an gördüğüm kadarıyla mesela Queen Elizabeth'in bardağı çok satıyormuş. Tamam, hadi bunu satalım. Açıyorum burayı arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten kraliyetle ilgili bir durum vardı. 70. yılını kutladık kraliyetin. Elizabeth'in 70 yıllık kraliyet süresi boyunca her yerde bank holiday vardı. Tamam, ürün burada. Ben bu ürünü arkadaşlar, şimdi çok kısa bir süre içerisinde sayfa yenilenecek ve yukarıda bu eklentiler çıkacak. Şimdi güzel bir haber vermeme izin verin size. Bunları Magento, Bonanza, Shopify, eğer internet siteniz varsa WooCommerce, Gumtree, Poshmark, Mercari, Etsy,
Facebook dükkanınız, Facebook Shop da içerisinde olacak şekilde, Facebook Marketplace de aynı şekilde ve toplu bir şekilde de yükleyebiliyorsunuz. Yani hepsini bir seferde de yükleyebiliyorsunuz. Diyelim ki ben bu ürünü şu an Facebook'a yükleyeceğim. Yaptığım tek şey şu arkadaşlar, bir tuşa basıyorum. Bütün bilgileri çekiyor, Facebook hesabınızı açıyor ve bütün bilgileri şu an sizin dükkanınıza yüklüyor. Ayrıca çok daha güzel gelişmeler de var bu yazılımda. Ürünlerinizi toplu bir şekilde de yükleyebilirsiniz. Ayrıca ürünlerinizin fiyatlarını kontrol ederek güncelleyebilirsiniz. Ben şu an buraya paste data dediğim zaman fotoğraf, meta bilgileri ve arka taraftaki bütün bilgileri arkadaşlar çekecek ve bundan sonraki sürecin size nasıl çalışacağını da anlatacağım. Öncelikli olarak başlık geldi vesaire geldi. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey daha var arkadaşlar. Eklenti bölümü. Görüyorsunuz şu an hiçbir şey yapmıyorum. Kendi kendine bilgileri çekiyor. Burada yapmamız gereken şey, bunu şu an yapamayız ama çünkü oldu bir kere. Sağa tıkladığımızda ZDrop'un arkadaşlar kendi içerisinde bize sunmuş olduğu Action Setting bölümü var. Pardon. Setting bölümünde profiti yüzde ben 100 yapacağım. Siz isterseniz 30 yapın ya da kar marjınızı üzerinize her ürüne 10 pound koyacak şekilde ayarlayın. Nasıl istiyorsanız. Ve her şey tamamsa arkadaşlar işlemlerinizi sadece kayıt edebilirsiniz. Şu en aşağıdan save. Ne olacak? 5 pound'lık ürün koyduğum zaman üzerine 15 pound olarak ekleyecek. Şimdi ben bu işlemi yaptım. Şu an olmayacaktır bu ürünü koydum ama burada açıklamalar geldi. Arkadaşınızın görmesini istemiyorsanız bunu tıklayabilirsiniz. Burada yapmamız gereken tek şey kategori seçmek. Kategori de genellikle otomatik geliyor arkadaşlar. Tıklayın buraya. Next butonuna basın. Next butonuna bastıktan sonra publish dediğiniz zaman ürünleriniz Facebook Market'te yüklenecek. Bu kadar basit arkadaşlar ve inanılmaz derecede kolay bir şekilde bunu saniyeler adında yapabilirsiniz. İnanılmaz satışlar geliyor. Benim şu an Messenger'ı açsam özel bilgiler olacağı için gösteremeyeceğim ama gerçekten inanılmaz derecede güzel yorumlar alıyoruz. Ayrıca bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar bazı ürünlerin listelenmesinde problemler yaşayabiliyor. Fiyatları değiştirebiliyorsunuz, durumları kontrol edebiliyorsunuz, hepsini silebiliyorsunuz ya da hepsini tekrardan görebiliyorsunuz. Bunu şu an Türkiye'de arkadaşlar yapan hiç kimse yok. Sizler bu bizim eğitim içerisinde gösteriyoruz detaylı ama bu bilgilerle yapabilirsiniz. Ayrıca bununla beraber de arkadaşlar diyelim ki daha çok ürün yüklemek istiyorsunuz. Tabii ki sorun değil. Diyelim ki şu ürün ve şu ürün ve şu ürünü de eklemek istiyorum. Diyelim ki 3-4 tane 10 tane açtınız. Ne yapacaksınız? Toplu bir şekilde yüklemek istiyorsunuz arkadaşlar. Ben şu an yapmayacağım ama çünkü bu süreç biraz zaman alacak arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonraki süreç içerisinde eklentiler gelecek. Eğer bir seferde yüklemek istiyorsanız arkadaşlar bütün ürünleri sayfaları ayrı şekilde açın ve Save to Book deyin. Ve ondan sonra öteki sayfayı açın. Ondan sonra Save to Book deyin ve ondan sonra da Save to Book deyin. Saniyeler içerisinde hepsini toplu bir şekilde atın internet sayfasına. Yapmanız gereken tek şey sadece bu. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar eklentinin içerisine geliyorsunuz. Eklentinin içerisinde arkadaşlar Book bölümü var. Burada Run Book dersem ben birazdan ürünler çıkacak. Bütün o seçtiğim ürünleri otomatik olarak ayrı sekmeler açarak bilgisayara atacak. Bu süreç biraz uzun sürebiliyor. O yüzden şu an yapmayacağım arkadaşlar. Fakat sizler arzu ederseniz yapabilirsiniz. Kısa bir not. Lütfen ama lütfen 15 taneden fazla günlük Facebook'a yüklemeyin. Hesaplarınızla ilgili kısıtlandırmada problem yaşayabilirsiniz. Peki her şeyi güzel. Müşteri bana yazdı. Ben bu ürünü almak istiyorum. Nasıl alacak? Müşteriye diyeceğiniz iki tane senaryo var. Ya sizin banka hesabına ya da farklı bir yere parasını gönderip gelen parayı da siz gelip Amazon'dan müşterinin adresine ürünün siparişini göndereceksiniz. Diyelim ki biz bu ürünü 20 pound'a satıyorduk arkadaşlar. Şuradaki senaryoda bu ürün 9.95. Peki biz bu ürünü Facebook'ta 20 pound'a satıyoruz. Müşteri bize 20 pound gönderdi. Biz bankamıza gelen kartı alıyoruz. Müşterinin adres bilgilerini alıyoruz. Basket'e ekleyip müşterinin bilgilerine giriyoruz. At the basket dediğinizde arkadaşlar bundan sonraki süreçte müşteri diyor ki size tamam çok güzel baskete attık ürünü. Protected checkout diyoruz. Şimdi buradaki senaryoda basket bölümüne geliyoruz. Diyelim ki bu ürünü alacaksınız. Hemen ben go to basket diyorum. Adım adım beraber yapalım ve ne kadar kolay olduğunu görün. Şimdi mesela burada benim başka baskette de ürünlerim var arkadaşlar. Bunları kaldıralım hemen kısa bir süre içerisinde. Bu ürünleri müşterimize gönderiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şunu da kapatalım. Okey. Başka ne varmış? Bir de şu varmış. Tamam. Şimdi
Protect the checkout diyeceğiz arkadaşlar bu ürünü kaldırdıktan sonra. Protect the checkout dediğimizde bize önümüze bilgiler çıkartacak. İşte nereye göndereceksin bu ürünü? Hemen müşterinin size vermiş olduğu adres bilgilerini yazacaksınız buraya arkadaşlar. Ondan sonra eğer değilse şurada use this address ya da add new address bölümüne tıklarsınız arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza bilgiler çıkacak. Bu çıkan bilgileri arkadaşlar sistemde müşterinin istediği şekilde gireceksiniz. Ve buraya dolduracaksınız artık bilgileri neyse müşterinin. Doldurduktan sonra arkadaşlar burada otomatik olarak adresi de doldurtabiliyorsunuz. Şu an kopyalamadığım için yapmayacaktır. Ve müşterinin adresine göndereceksiniz. Ve böylelikle 10 pound kazanmış olacaksınız. Şu an Türkiye şartlarında 10 pound sadece günlük bir tane satış yapmak gözü kapalıyken bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 200 lira. 200 lira için Türkiye'de bir gün boyunca bütün gün çalışan insanlar var. Herhangi bir şekilde yadırgamıyorum. Sadece o işinizi yaparken bu işinizi de yaparak daha da çok para kazanabilirsiniz. En başta dediğim gibi evden çalışıyorsanız, ev hanımıysanız ya da öğrenciyseniz bu işlerden ortalama olarak gerçekten arkadaşlar aylık 200-300 milyar pazar kazanan öğrencilerimiz var. Daha fazlası da var, daha azı da var. Ben de kendi dükkanlarımda çok büyük satışlar yapıyorum. Bu şekilde müşterilerinize gönderebilirsiniz. Ayrıca eğitim içerisinde müşterilerin size sorduğu sorular otomatik vereceğiniz İngilizce metinler var. Eğer eğitim içerisinde katıldıysanız milyoner paketin içerisinde lütfen bu tekstleri kullanarak işlem yapın. Eğer katılmadıysanız bu şekilde yapmak istiyorsanız da müşterilerinize nazik, kibar ve gerçekten onlara iş bitirici bir şekilde, satış kapatıcı bir şekilde konuştuğunuza emin olun. İngilizce bilmiyorsanız sorun yok. Google Translate denilen bir şey var. Türkçe yazdığınız zaman İngiltere ya da farklı dilleri çevirip müşterilere gönderebilirsiniz. Lütfen biraz detaylı şekilde doğru yazdığınızda emin olun. Bazen Google Translate komik şeyler çevirebiliyor. Karşı tarafınızdaki yanlış bir söz ya da şey söylemek istemiyor olabilirsiniz. Dedikten sonra arkadaşlar bundan sonraki süreç çok basit. Müşteri ürünü gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra işleminiz oluyor. Ayrıca tekrar dediğim gibi bu Zdrop sayesinde arkadaşlar sadece Shopify'a ürün yüklüyorsanız, Facebook Shop'unuz varsa Facebook Shop'a da yükleyebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey ürünü geliyorsunuz. Artık nereye listeleyeceksiniz? Bakın burada Facebook Shop var. Buraya tıkladığınız zaman da Facebook Shop'unuzu açıyorsunuz. O çıkıyor. Diyelim ki Etsy'ye ürün yüklemek istiyorsunuz arkadaşlar. Etsy'ye tıklıyorsunuz. Etsy'ye açıyor otomatik olarak. Etsy dükkanınızda ürünlerinizi listeliyorsunuz. Ben şu an açmıyorum. Demeye çalıştığım arkadaşlar mükemmel bir yazılım. Bu yazılım sayesinde sizler de ürünlerinizi çok rahat ve kolay bir şekilde satabilirsiniz. Peki sizler ne düşünüyorsunuz e-ticaret hakkında? İnternet sitemizden ve Instagram'dan bana özelden yazarak arkadaşlar yardım, destek ve de soru görüşlerinizi bana belirtebilirsiniz. Lütfen bundan sonraki videonun ne olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlarda yazın. Ayrıca son olarak kanala desteğinizi göstererek videoyu beğenebilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir bu videoyu. Onların da kazanmasına sebep olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz kendinize sağlıcakla bakın. Hoşça kalın.